İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar diye sorulduğunda bazen öylece baka kalıyoruz. Ama bana bu soru sorulduğunda ben heyecanlanıyorum. Çünkü insan kaynakları beni heyecanlandırıyor. İnsan kaynakları nedir denildiğinde ve insan kaynakları uzmanı ne iş yapar diye sorulduğunda ben nereden başlasam diye düşünüyorum. Çünkü bence İK'nın yaptığı birçok iş var. İlk olarak arkadaş çevrem veya işte İK alanındaki arkadaşlarımı çok seviyor olmam en büyük sebeplerden bir tanesi. Her şeyden önce benim arkadaş çevrem büyük çoğunluğu İK alanında çalışıyor. Bu ilgi alanından kaynaklı olabilir. İlgi alanı ne kadar çok bir konuya bağlıysa çevrem de o şekilde değişiyor olabilir. Ama bu aslında tam olarak bu şekilde değil. Çünkü şu anda İK alanında çalışan arkadaşım çoğuyla aynı anda ve aynı okulda birlikte eğitim aldım. İşte master veya doktora vesaire fark etmez. Orada birlikte eğitim aldım ve eğer insan kaynakları alanında eğitim alıyorsanız muhtemelen birlikte eğitim aldığınız kişiler o alanda çalışacaklar. Dolayısıyla aynı sektörde bulunmuş oluyorsunuz. Ve daha sonraki yeni arkadaşlıklarınız da yine aynı sektörden oluyor. Eğer insan kaynakları alanında çalışmak istiyorsanız her şeyden önce güzel şeyler konuşabileceğiniz bir çevreniz olacaktır. Bu güzel bir şey bence. Bu çevreden, bu sektörden kopamadığınız sürece İK hiçbir zaman işinizi bırakmayacaktır. İkincisi ise değişim. Ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız iş sürekli olarak değişir. Çünkü üzerinde yaşadığımız dünya sürekli olarak bir değişim sürecinde. İnsanlar bir şeyleri sürekli olarak değiştiriyorlar, güncelliyorlar ve yeniliyorlar. Bu değişim içerisinde insanlar kendilerini ne kadar değiştiriyor? Yaptığımız işler bazen bizden hızlı gelişiyor. Bu doğru. İK mesleği de diğer mesleklerin daha hızlı bir değişim içerisinde. Bunun olduğunu uzun zamandır biliyorum. Çünkü insan kaynakları statik bir yapıda değil. Aksine dinamik bir yapıda. Bu yapıda olması bizi de dinamik bir duruma doğru sürüklüyor. Dışarıdan baktığımızda gördüğümüz şu, kurallar var, kanunlar var, yönetmelikler var. Bunlarla oluşuyor İK uzmanları diyorlar ama İK uzmanı bir gün içerisinde akşama kadar iş kanunu okuyor diye sanıyor olabilirsiniz ama o şekilde değil. Bu doğru değil çünkü. İK birçok fonksiyonuyla birlikte harika bir iş alanı. Üçüncüsü, bir mühendisliğe benziyor olması. Şimdi mühendislikle ne ilgisi var diyecek olursanız evet var. İnsan kaynakları mühendisliğe çok benzer. Ben derslerimde iş analizi teknik bir konu diye başlarım. Ama aslında insan kaynakları başlı başına teknik bir konu. Kullandığımız birçok araç var, birçok program var, yazılım var ve teknik var. Birçok teknik kullanıyoruz. Bilgisayar kullanmayı bilen biri İK alanında çalışabilir. Ama insan kaynakları tekniğine hakim olmayan biri İK uzmanı olamaz. Nedir bu İK tekniği diyecek olursanız da onu başka bir videoya bırakalım. Dördüncüsü ise bilgi deryası olması. Bugün ziraat mühendisi okuyacak olursanız bununla ilgili birçok kaynak bulabilirsiniz. Çünkü insanların başlangıcından itibaren bir geçmişi var. Çok geniş bir alanı var. İK da tıpkı ziraat gibi birçok fazla kaynağa sahip. Aynı zamanda yeni kaynaklar çok hızlı bir şekilde üretiliyor. Sürekli olarak yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli yeni bilgiler ediniyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi insan kaynakları çok hızlı gelişiyor ve bu gelişme paralel olarak da yeni birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Beşincisi ise çok eğlenceli. Eğlenmeye gitmiyoruz tabii ki iş ama insan kaynakları alanında çalışıyorsanız sıkıcı bir gün asla yaşamazsınız. Sonuçta bir makinenin başında üretim yapmayı beklemiyorsunuz. Üretim bitmesini de beklemiyorsunuz. Yaptığınız şeyler insana dair şeyler. Eğer gerçek bir İK uzmanıysanız insanların iş yerindeki mutluluğu üzerine çalışırsınız ki bu işinize tutkuyla bağlanmanıza sebep olur. İnsanı bir araç değil, geliştirmesi gereken bir kaynak olarak görmek gerekiyor ki bu gerçek İK'cıların yapacağı bir şeydir. Altıncısı, birilerine yardım etmek. Bu her meslekte karşılaştırabileceğiniz bir şey değildir. Yaptığınız işin sonunda birilerine yardım ediyorsanız o işi sevmemeniz için hiçbir sebep yok. İK uzmanı her zaman birilerine yardım eder, bu bir gerçek. Son olarak kültür. Kültür sahibi olmak için sıkça kullanılan bir eylem var. Çok gezmek ve çok insanla tanışmak. Çok gezmeniz ve çok insanla konuşmanız birçok konuda bilgi sahibi olmanızı mutlaka sağlayacaktır. Buna şüphe yok. Ancak bunu yapmak biraz pahalı bir aktivitedir. Ama üstüne para alabileceğiniz tek meslek İK uzmanlığıdır. Çünkü her gün yeni biriyle tanıştığınızı düşünün. Büyük bir işletmede ya bir İK danışmanlık firmasında çalışan bir iş alım uzmanı neredeyse her gün mülakat yapar. Her gün kendini tanıtan biriyle konuşur. Ona spesifik sorular sorar. Bu parayla yapamayacağınız bir şey. İK uzmanı güzel meslektir.